billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nesefi tefsirinin Suretul Bakara'nın 22. ayetinden itibaren okuyoruz. Ellezî ce'ale lekumul arda firâşen ve semâe binâen ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihi mines semerâti rizqen lekum fe lâ tec'alû lillâhi endâden ve entum te'lemûn. 22. ayet budur. Ellezî o Allahu Zülcelal ki ce'ale lekumul arda firâşen. Ardı size ne yapmış? Firaş kılmış. Yatak kılmış. Yatıyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun, geziyorsun, ekinlerinizi ekiyorsun, hayvanlarınızı besliyorsun. Ya eğer bu art komple böyle dik kayalar, taşlar, sert taşlar olsaydı, Mekke'nin o dağları gibi, hepsi o dağlar gibi olsaydı, siz bu yerde nasıl yaşardınız? Nerede yatardınız, nerede ekin yapardınız, nerede hayvan beslerdiniz, nerede ev yapar, barınak yapabilirdiniz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا. Ceale ne demek? Seyyere. Bazen ceale seyyere manasına gelip iki mef'ul istiyor. İşte burada o yerlerden biridir. وَمَحَلُّ اَلَّذ۪ي. اَلَّذ۪ينَ mahalli nesbun alel medhi. Medh üzerine mahalli nedir? Mensuptur. Mahzuf bir emdehüye. Mahzuf bir neye? Bir emdehüye ne olur? Mef'ul olur. Oldu. Mahzuf bir emdahüye veya ehussüye veya aniye mef'ul olur. Bu bir. Ev raf'un bi idmari huve. Ya mahalli merfu huvenin idmariyle takdiriyle. Ellezî mahzuf bir mubtidaya, mahzuf bir huveye ne yapıyoruz? Haber yapıyoruz. Firâşen ne demek? Bisâten. Size bir ardi Allah sergi kılmış. Tak'udûne aleyha. Siz onun üzerine ne ediyorsun? Oturuyorsun. Ve tenâmûne fîhâ. Siz o ardı yatıyorsunuz. Veyahut ve tenâmûne aleyha. Ve tetekallebûne aleyha. Tenâmûne, tetekallebûne'nin müteallikleri de aleyhadır. Makabın karinesiyle. Tak'udûne aleyhanın karinesiyle bunların müteallikli olan aleyha hasve gitmiş. Ama tenamûne ve tetekallebûne'nin müteallikli aleyha takdir edebildiğimiz gibi fihayı da takdir edebiliriz. Tenamûne fiha ve tetekallebûne fiha. Firâş bisat demek. Vehve bu firâşen lefsi mef'ulun sanin. Mef'ulun nedir? Sanidir. Neye? Lica'leye. Niye iki mef'ul mü istiyor? Evet, burada iki mef'ul istiyor. Sayyere manasına olduğu için iki mef'ul istiyor. Bazılar diyorlar, işte yer düzdür, yuvarlak değildir. Niye? Bak Yüce Allah diyor, ben size sergi yapmışım. Sergi düz bir yerde. Düz bir yere denilir. Yer sergi ise demek nedir? Düzdür. Şimdi İmam Nesefi 710 sene önce vefat etmiş. Diyor ve leyse fihi delilun ala ennel arda musattahatun. Burada ard musattaha olduğuna dair, yani düz olduğuna dair bu kavlde. Ellezî ce'ale lekumul arda firâşen de bu kavlde ardın musattah düz olduğuna dair delil yoktur. Ev kureviyyetun veya kurevi olduğuna dair
bir delil yoktur. Niye? İşte firaş demiş, izil iftiraşu mümkünün ala takdireyni. Yuvarlak olsa da iftiraş olabilir, firaş olabilir. Düz olsa da firaş olabilir. Şimdi hani küçük bir şey olsa, diyelim bizim bildiğimiz top gibi yuvarlak olursa bir sat olmaz. Ama ard öyle değil. Ard çok büyük olduğu için her yeri yuvarlak olmasına rağmen her yeri bir sat olabilir. Öyleyse ardın firaş olması yuvarlak veya musattah olmasına delil değil. Özellikle ard musattahdır, düzdür diyenler bundan delil getiriyorlar, getirmeye çalışıyorlar. Hayır, onlara delil olmuyor. Firaş yuvarlakta da olur. Çok büyük olduğundan dolayı, öyle değil mi? Ardın her yeri nedir? Musattahtır. Yuvarlak olan ardın her yeri firaştır. Oldum. Bitti bu. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ اَيْ سَيَّرًا وَمَحَلُّ اَلَّذ۪ي نَسْبٌ عَلَى الْمَتْحِ اَوْ رَفٌ بِالْمَارِ هُوَ فِرَاشًا بِسَاتًا تَقْعُدُونَ عَلَيْهَا وَتَنَامُونَ وَتَتَقَلَّبُونَ وَهُوَ مَفْعُولٌ سَانٍ لِجَعَلَ جَعَلَ نَدَرْ مَفْعُولُ السَّانِدَرْ وَلَيْسَ فِي دَلِيلٌ ala ennel arda musattahatun ev kureviyyetun izil iftirâşu mümkünün ala takdirini ve semâe binâen Yüce Allah sakfi semayı size bina kılmış, yani bir sakf kılmış. Sakf ne demek? Evin tavanı demek. Yani sema ise sakıf, tavan kılmış. Bir şemsiye, bir çadır kılmış. Siz onun altında yaşıyorsunuz. Pek binaen sakfen manasına olduğuna dair delil var mı? Nesafi bu şekilde tefsir edince, binaeni sakfenle tefsir edince buna bir delil getiriyor. Kekavlihi Teala, Yüce Allah Enbiya 32. ayetinde ne demiş? وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا. Bak burada وَالسَّمَاءَ yani وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ بِنَا demiş. Enbiya 32'de وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا, orada sakfen demiş. Oradaki sakfen delildir ki buradaki binaen de sakfen manasındadır. Olum olmadı. وَهُوَ مَسْتَرٌ. Aslında bu binaen, bena yebni binaen, bu meserdir. Sümmiye bihil mebniyu, bununla artık mebni, bina eden isimlenmiş. Artık binaenden murat mebniyen. Allah size semai mebni, yani yapılan bir binayı kılmış. Meser bir mana ismul mef'uldür. Meser bir mana ne? Mana ismul mef'ul. Çok yerlerden fi'al vezindeki mesler mef'ul manasına gelir. Mihad, hani beşi diyoruz ya, mihad o da memhud manasındadır. Bisat, mebsut manasındadır. Bina, mebni manasındadır. Oldum. Ve huve meslerun sümmiye bihil mebniyyu. Hani mesler bir mana ismul mef'ul diyoruz ya, yani meserdir ama mebni bununla isimlenmiş. Şu an mebni manasındadır. Bina edilene isim olmuş. Burada meseri manası, bina yapmak, inşa yapmak murad değil. Demek اَلَّذِ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا bu bir. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً semayı da size bina kılmış iki. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Mehteren, madem murad nedir? Mehterdir. Yüce Allah size semadan mehteri kılmış. Suyu yaratmış. Havadan, bulutlardan size neyi yaratmış? Size suyu yaratmış. Yağmurları havadan yaratıyor. Ve enzele mines semai mani. Sema, mafevkekeye de sema denilir. Bulutlara da sema denilir. Bizim bildiğimiz gök
kurresine de ne denilir? Gök kubbesine de sema denilir. Burada semadan murat ya bulut veya mafavukakeyi alırız. Niye gök kubbesini almayız? Çünkü yağmur oradan gelmiyor. Ve enzele minessemâi mâen matarı. Fe ahrece, yüce Allah çıkartmış. Ma'unun asli me ve hun. Ve o elife kalb oldu ma'un. Ha, hemzeye kalb oldu ma'un oldu. Oldum. Ve enzele minessemâi mâen mataren fe ahrece bihi bil ma'i. Fe ahrece bihi bil ma'i. Yüce Allah ne etmiş? Çıkartmış su ile. Bil ma'i neye işaret etti? Fe ahrece deki bihi, fe ahrece bihi deki ha. Neye raci eder? Ma'ya raci eder. Merci'in nedir? Merci'in ma'dir. Naam, lakin şimdi yağmur ile hani fe ahrece bi minessemerat rizgen, yüce Allah size bu yağmurla meyveleri rızık olarak yaratmış. Sebep madır ama bu sebeple bu meyveleri yaratan Allah-u Zülcelal'dir ve kudretidir. Naam, hurucu semerati bi kudretihi. Semeratların, meyvelerin çıkması ma'la değil, Allah'ın kudretiyledir. Ma bir sebeptir. Naam, hurucu semerati bi kudretihi ve meşyetihi. Semeratların hurucu Allah'ın kudretiyledir. Allah'ın meşiyetiyledir. Bi kudreti ve meşiyeti. Ve icadihi. Naam, hurucu semerati, meyvelerine çıkması bi kudretihi ve meşiyetihi ve icadihi. Hepsi atfu tefsirdirler. Allah'ın kudretiyle, Allah'ın meşiyetiyle, Allah'ın icadiyledir. Peki madem bunun meyvelerin çıkması Allah'ın kudretiyledir, niye ayete ma sebep kılmış? Ve enzele minessemâi mâen fe ahrece bihi bah bil mâi demiş. Diyor ve lakin bunların hurucu Allah'ın kudretiyledir. Ma'la değil. Velakin cu'ilel ma'u sebeben fi hurucuha. Bu semeratların hurucunda ma sebep kılınmış. Velakin cu'ilel ma'u sebeben fi hurucuha. Ma semeratların hurucunda nedir? Sebeptir. Faale hakiki nedir? Faale hakiki Allahu Zülcelal'ın kudretidir, meşiyetidir, icadidir. Benzeri var mı? Evet. Kemail fahli fi halqil veledi. Fahl erkek. Hayvanlardan olabilir, insanlardan olabilir, cinlerden olabilir. Kemail halqi fi halqil, kemail fahli fi halqil veledi. Yani erkeğin, fahlın, koçun, menisi veledin yaratılmasında gibidir. Veledi yaratan Allah'dır. Kudretiyle, meşiyetiyle, icadiyle veledi Allah yaratıyor. Ama ma'ul fahli ne ediyor? Sebep kılıyor. Yoksa ma'ul fahl veledin haliki değil. Halik Allah'dır. Ma'ul fahl sebeptir. وَهُوَ اللّٰهُ زُلْجَلَالُ وَهُوَ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ قَادِرٌ عَلَى اِنْشَاءِ الْكُلِّ بِلَا سَبَبِ. Hepsini sebepsiz de yaratabilir, kudreti vardır. وَلَدِ فَحَلْسِز. Meyveleri mahsız, süssüz de yaratabilir. كَمَا اَنْشَاءَ النُّفُوسَ الْاَسْبَابِ وَالْمَوَادِ. Şimdi esbabları, maddeleri Allah-u Zülcelal sebepsiz yaratmamış. Yaratmış. Diyelim semeratları neyle yaratıyor? Suyla yaratıyor. Susuz yaratabilirdi. Nasıl ki suyu yaratmış. Sebep olan suyu Allah
kudretiyle netmiş, suyu yaratmış. Suyu yarattığı gibi suyun sebep olduğu semeratları da yaratabilir. Biliyorsun değil mi? Bakın kema enşe nufusel esbabi vel mevadi. Nasıl esbab ve mevad, sebepler ve maddelerin nefislerini nasıl inşa ediyor ise musebbepleri de, musebbebatları da sebepsiz, esbapsız yaratabilirdi. Ama adeti o şekil cari olmuş, o şekil yapıyor. Bulutu yağmura sebep kılıyor. Bulutsuz yağmur yağdırabilirdi. Yağmuru semeratlara sebep kılıyor. Ama semeratları yağmursuz, susuz da yaratabilirdi. Cennette işte bunlar hepsi sebepsiz. وَلَاكِنَّ لَهُ فِي اِنْشَاءِ الْاَشْيَاءِ Allah-u Zülcelal esbabları, mevadleri yarattığı gibi semeratları da süssüz yaratabilirdi. Ama وَلَاكِنَّ لَهُ فِي اِنْشَاءِ الْاَشْيَاءِ وَلَاكِنَّ حُرُفِ مُشَبَّهُ بِالْفِيلْدِرْ بِالْفِيلْدَنْدِرْ وَلَاكِنَّ لَهُ Allah için vardır. Fi inşa'il eşyai, eşyaların yaratmasından, o eşyaları yaratırken hale kevnihi mudri müderricen laha tedric yaparak o eşyaları min halin ila halin. Önce diyelim deniz, sonra bulut örnek, sonra yağmur, toprak, sonra ağaçları, sonra meyveleri. Bu şekil yaratması yüce Allah'ın neyidir? Velakinne lehu Allah için vardır. Fi inşa'il eşyai eşyaları yaratmasından o eşyaları yaratmasından hale kevnihi müderricen laha min halin ila halin. Bunları bir halden bir hala derc ederek yani derecelendirerek bir halden öyle değil mi? Başka bir hale. O halden başka bir hale bu şekil yaratmasında Allahu ve nakilen min mertebetin ila mertebetin eşyaları bir mertebe nakil ederek inşa etmesinde var Allah. Ne var? Hikemen ve iberen. Bir sürü hikmetler var. Bir sürü öğütler var. Kimler için? Linnuzari bi uyunil istibsar. İstibsar demek basiret, kalp demek. Kalp gözleriyle bakan kişiler için eşyaları bu şekil tedrici olarak yaratmasında yüce Allah'ın bir sürü hikmetleri ve öğütleri var. Anlıyorsunuz değil mi? Onun için her şeyi sebepsiz yaratabilirdi ama bu hikmetleri, bu iberleri gözetleyerek esbapsız, sebepsiz bir şeyleri yaratmamış. Her şeyi sebeplere bağlayarak birden halden bir hale, bir mertebeden bir mertebe nakleterek yaratıyor ta ki o hikmetler, o iberler zuhur etsinler. وَلَاكِنَّ حْرُفِ مُشَبَّهُ بِالْفِيَلْدَنْ Bir harftir. Lehu onun neydir? Haberi. حِكَمَنْ وَعِبَرَنْ ismidir. İnşa lehu fi inşa'i eşyai orada takdirinde fi inşaihi el eşyae. İnşa faaline idafe olmuş. Nedir haddir? El eşyae mef'ul. Faal hasbe gideyim. İnşa mester el eşya mef'ulüne ne oldu? İfade oldu. İdafe oldu. Müderricen orada inşaen mahzuf faaline ne olur? Hal olur. Fi inşaihi el eşyae مُدَرِّجًا لَهَا مِنْ حَالٍ اِلَى حَالٍ Tekrar ediyorum. نَعَام Yani kendim bildiyse evet Yüce Allah meyvelerin yaratmasını suya bağlamış. Bu su faale hakiki midir? Allah süssüz bunları yaratamaz mı diye diyor naam rucu semerati bi kudreti ve meşiyeti ve icadi. Velakin
جُعِلَ الْمَاءُ سَبَبًا فِي خُرُوجِهَا كَمَاءِ الْفَحْلِ فِي خَلْقِ الْوَلَدِ وَهُوَ اللّٰهُ ذُو الْجَلَالِ قَادِرٌ عَلَى اِنْشَاءِ الْكُلِّ بِلَا سَبَبٍ كَمَا اَنْشَاءَ النُّفُوسَ الْاَسْبَابِ وَالْمَوَادِ Öyle değil mi? Mesela diyelim örnek. Şimdi bu rahlenin meydana gelmesinin sebebi var. Madde lazımdır. Değil mi? Allah maddesiz bunu yaratabilirdi. Nasıl madde yaratmış bunu da yaratabilirdi. Ama velakinne lehu fi inşa'il eşya'i müderricen la min halin ila halin ve nakle min mertebetin ila mertebetin hikemen ve ibenen linnuzari bi uyunil istifsari. Müderricen tedric babının ismul faalidir. Hikem hikmetin cemidir. İber ibretunun neyidir? Cemidir. Anlaşıldı değil mi? Nuzar nazirunun cemidir. İstibsar basiret manasındadır. Unutmayın. Ve min fi minessemerati. Minessemerattaki min li teb'idi. Oradaki min içindir. Oradaki min teb'id içindir. Min içindir, teb'id içindir. Min teb'id için olunca minessemerati yine ne? Minessemerati'daki eliflam istihrak için olur. Niçin olur? İstihrak için olur. Eğer minessemerattaki min ne olursa, teb'idin için olursa, semerattaki eliflam istihrak için olur. Oldu mu olmadı? Eğer minessemerat min teb'id için olursa, semerattaki eliflam istihrak için olur. Min fe ahrece bihiye ne olur? Mef'ulu bi olur. Min ba'd manasındadır. Yani fe ahrece bi ba'de semerati. Anlıyorsunuz değil mi? Min ba'd manasındadır. Eğer min tebid için olursa ahrecenin mef'ulu bi'si olur. Semerattaki elifam istihrak için olur. Abla oldu mu olmadı? Bildiniz değil mi? Ve rizken da ne olur? Ve rizkan da mef'ulü lehu olur. Ne olur? Yani niye ba'du semerati yağmurla yüce Allah çıkartıyor? Rızkan, sizi rızıklandırmak için. Sizi ne etmek için? Rızıklandırmak için. Tekrar ediyorum. Min teb'id için olursa elif semerattaki elifam istihrak için olur. Min ahreceye ne olur? Min ahreceye mef'ulü bi olur. Rızkan ahrecenin mef'ulü levsudur. Rızık mana merzuk değil, mana rızıklandırmadır. Mane mesleridir. Anlıyor musunuz? Olmuyorsa söyleyin. Evlil beyani veya minessemerattaki min beyan için olur. Ne olur? Beyan için olur. O zaman minessemerati'deki min ne olur? Cins. Eliflam cins için olur. Rızkan merzuk manasındadır. Bu yüce Allah'ın vermiş olduğu rızık var ya, mekul, meşrub. O manayedir. Fe ahrecenin mef'ulü bihisi olur. Yani fe ahrece bihi rızkan merzuken. O merzuk da kainen minessemerati. Minessemerati muakher rızkanın hali olur, onun beyanı olur. Rızkan da merzuk manasındadır, mekul meşrub manasındadır, ahrecenin mef'ulü bihisi olur. Oldu mu olmadı? Bakın kendisi diyor. Bu rızkan mef'ulun lehu inkanet min li teb'idi. Mef'ulun lehu, mef'ul lehudur. İnkanet min li teb'idi. Eğer min teb'id için olursa. Anlıyorsunuz değil mi? Min teb'id için olursa. Rızkan mef'ulü lehudur. Artık mesler manasındadır. Demin dediğimiz gibi. Min ahrecenin mef'ulü bihisidir. Semerattaki eliflam istihraktır. Ve mef'ulun bihli ahrece.
rizkan ahrecen mefulu bihi si olur. İnkanet lil beyani, eğer min için olursa, eğer min beyan için olursa. Rizkan o zaman merzuk manasındadır. Ahrecenin mef'ulu bi'sidir. Mine semerati'deki eliflam da cinstir. Carun mecrur rızkana hal olur, onun beyanı olur. Anlaşıldı. Bildiniz değil mi? Şimdi cem'u kıllayı biliyorsunuz değil mi? Cem'u kılla kaç tanedir? 6. Ef'ul, ef'al, ef'ilet, fi'ilet. İtikaç 4. Bir de cem'i müzekeri salim oğlunda olan cem'i 5. Bir de elif tayla olan cem'i müennes salim 6. Bu 6 içindirler? Kıllet içindirler. Bunlar cem'u kılledirler. Peki cem'u kıllet ne demek? Farklı görüş var. En meşhur görüş, farklı görüşler var. En meşhur görüş, cem-u kılle karinesiz ona kadar gider. Onu geçmiyor. Peki burada mine semerati, bak cem-i salimdir, cem-u kılledir. Bu semeratlar demek ne etmiyorlar? Onu geçmiyorlar. Bu semeratlar bu kadar az mıdır? Değil. Peki niye elifeyle cem olmuş? Şimdi buna cevap veriyor. وَاِنَّمَا قِيلَ اَسْسَمَرَاتِ دُونَ السَّمَرِ Semer, semeretunun cemidir. وَاَسْسِمَارِ O da semeretunun cemidir, mukeser cemilerdir. Niye semer, simar, cem'u kesre değil de semerat cem'u kılle denilmiş? وَاِنْ كَانَ سَمَرُ الْمُخْرَجُ بِمَائِ بِمَائِ السَّمَائِ Her ne kadar ma-i semayla çıkarılan semer kesiren, her ne kadar ma-i semayla çıkarılan ne? Çıkarılan semer her ne kadar kesirse de, öyle değil mi? Buna rağmen yine ne gelmiş? Semerat cem-i kıl'a gelmiş. Niye? Lienne. Abdullah hele söyle. وَاِنَّمَا قِيلَ اَسْسَمَرَاتِ Dune semeri ve simari. Yani cem-i kesreler varken cem-i kılle niye gelmiş? Halbuki hal ve inkâne semerul muhrac bimâ-i semâni kesre. O da çoktur. Az da değil. Az olsa da tamam. Kılle tam yerinde derdi. Ve innemâ kîle iki cevabı var. Aslında cevapları 2-3-4 tane var. Burada iki tanesini zikrediyor. Li'ennel murâde cemaatü semereti. Burada semeratlardan cemaatü semerdir. Cemaatü ne? Semer. Ha, demek semerat efradlara göre değil, cemaatlara göredir. Tamam, meyvelerin efradları trilyonlarcadır. Ama neyi? Cemaatları, envaları azdırlar. Öyle değil mi? Diyelim elma trilyonlarca efradları var. Ama bir cemaattir. Nedir? Bir cemaat. Her bir meyve bir cemaat. Onun için her cemaatlar itibariyle cem olduğu için burada cem-i kılle gelmiş. Çünkü envarlar efradlar gibi o kadar çok değiller. Bu birinci cevap. Şimdi ikinci cevap daha güzel. Gerçi ikinci cevabı ikinci sıraya almış. İkinci cevap diyor, evet, kılle ona kadar karinesiz. Kesre onun yukarısından itibarendir. Ama bazen kılle kesreye, kesre kılleye emanet olarak kullanılabilir. Burada semerat kılledir. Ne olarak kullanılmış? Kesre olarak kullanılmış. Anlıyorsunuz değil mi? وَلِأَنَّ الْجُمُعَ جَمَلَرْ يَتَعَاوَرُ بَعْدُهَا مَوْقِعَ بَعْدٍ Cumhurların bir kısmı yerine ne olabilir? Bir kısmı yerine geçebilir. Niye? Bir şeyin yerine geçmesi için aralarına biraz münasebet, alaka olmalıyım. Bunların aralarında alaka ne? Alaka budur. İltikaiha fil cem'iyyeti. Cem'iyette birleşiyorlar. Cem-u kıllenin cemiyeti var mı? Var. Cem-u kesrenin de o da var.
Cem'u kılle, cem'u kesre. Cem'u kılle, cem'u kesre. Nerede cem oldular? Cem'iyete. O da cem'e, o da cem'e. Madem cem'iyette iltikalları var, iştimalları var, biri biri yerine emanet olarak geçebilir. Bazen kılle kesre yerine kullanılır. Bazen kesre kılle yerine kullanılabilir. Burada da semerat kılledir. Semer, simar manasına ne olmuş? Kullanılmış. Oldu mu olmadı? Bunu bildiniz mi? Lekum sifetun cariyetun ala rızkı. O rızkın sifeti ki kainen lekum. Lekum kainen ne? Haslene mutaliktir. Rızkana ne olur? Sifet olur. İn uride bihil aynu. Eğer rızıktan mane mesleri değil, hani merzuk, meşrub manasına olursa, rızıktan ayn alınırsa, lekum ona sifet olur. وَاِنْ جُعْلَ اِسْمًا لِلْمَانَا Eğer rızkan mananın ismi olursa, mestere kullanılırsa, rızıktan murad rızıklandırmak olursa, o zaman فَهُوَ قُلَّكُمْ Artık rızkane ne olmaz? Sıfet olmaz ya. مَفْعُلٌ بِهِ Rızkane مَفْعُلٌ بِهِ Peki nasıl mef? Rızkan lekum. Lekum nasıl rızkane مَفْعُلٌ بِهِ olur? Bak nasıl oluyor. كَأَنَّهُ قِيلَ Rızkan iyyakum. Rızkan iyyakum. Yani Yüce Allah sizinle sizi rızıklandırmak. Yani rızkan Yüce Allah rızıklandırıyor. Kimi? İyyakum. Sizi. Bak sizi rızıklandırıyor. İyyakum rızkan mesel manasına olan rızkana nedir? Mef'ulu bi'dir. Yani kısa olarak rızkandan murad eğer merzuk olursa lekum onun sıfeti olur. Rızıktan murad ne olursa mester murad olursa, rızıklandırmak murad olursa bu lekum onun neyi olur? Mef'ulu bi olur. Kum mef'ulu bi'dir. Lam, lekumdaki lam takviye içindir. Lam ve takviye nerelerde gelir? Bir mamul amilin önüne geçerse orada zayıflık oluşur, gelir takviye eder. Bir daha şibih fiillerde lam gelir. Çünkü şibih fiil, mesler, istifal, meful bunlar fiilin müşabetinden dolayı amel yapıyorlar. Bunların amelleri zayıf. Onun için lam-ı takviye gelir. Mesela fa'alun lima yurid. Burada da rızkan kumda amel yapıyor. Kendi meful bir yapıyor ama lam onu ne ediyor? Takviye ediyor. Anlaşıldı. Lekum sifetun cariyetun ala rızkî. İn uride bil aynu ve in cüle ismen lil mana fehu mef'ulun bi kennehu qila rizqan iyyakum. Fela tec'alu lillahi endaden. Siz Allah'a endadları, şerikleri, nezirleri kılmayın. Ya bu makabla alakası yok. Ve enzele mine semai ma'en fe akhraca bi mine semerati rizqan lek. Bununla bir irtibatı yok. Şimdi diyor sen buna bağlarsan irtibat yok. Huve mutallikun bil emri. Emre mutalliktir. U'budu rabbekumullezî. Başı neydi? Ya eyyühen nâsu'budu. U'budu rabbekum. U'budu felâ tec'alû lillâhi endâde. Bakın bu, o emre bağlıdır. Orayla irtibatlıdır. Huve mutallikun bil emri. Emir nedir? U'bududur. Ey u'budu rabbekum. Ey u'budu rabbekum. Rabbinize ne edin? İbadet edin. Fela tec'alu lehu endaden. Siz Rabbinize ibadet edin. O ibadetinizde ona endad kılmayın. Endad niddun cemidir. Nid şerik demek. Muhalif, muanid şerik demek. Niye endat kılmayın? لِأَنَّ أَسْلَ الْعِبَادَةِ İbadetin aslı, ibadetin ne? Aslı.
ve esasıha ibadetin temeli nedir? Tevhiddir. Madem u'budu ibadet eden, ibadetin temeli tevhiddir. O zaman fela tec'alu lillahi endaden. Tevhidi bozmayın. İbadet ile endadlar birbirine zıddır. İbadet eden dolayısıyla ona nezirleri, şurekaları edinmeyin. O ibadetinizi bozan şeyleri yapmayın. Oldum. Tekrar ediyorum. لَنْ أَسْلَ الْعِبَادَةِ وَاَسْسَاسَهَا Nedir Abdullah? اَتْتَوْحِيدُ İbadetin asli ve esası nedir? Tevhiddir. Ne demek? Atı tefsir. وَاَلَّا يُجْعَلَ لَهُ النِّدُّنْ İbadetin esası Allah'a şerik edilmemektir. Kılmamaktır. Niddun ve la şerikun atfu tefsirdir. Oldum. Şimdi ta dersin başlığı neydi? Ha. Biz dedik o ellezi ya mahzub bir aniye emdahiye mefrubidir ya mahzub bir mubtedaya haberdir. Diyor ve yecuzu en yekune ellezi rafan alel ibtidai. Ellezi ibtida üzerine merfu da olabilir. O zaman ve haberuhu haberi fela tec'alu haberi nedir? Haberi fela tec'aludur. Peki bu haberse fa'nın ne işi var burada? Var diyor ve duhulul fa'i ve duhulul fa'i alel haberi li'ennel kelame buradaki mubtada haberden oluşan kelam yetedammenul cezae cezai ne ediyor? Tedemmün ediyor. Ceza manasını, ceza u şart manasını içine alıyor. Buradaki mubteda fiil-u şarta benziyor sebebiyet konusunda. Buradaki haber ceza u şarta benziyor mu sebep olma konusunda. Hakikaten burada ellezî ce'ale lekumul arda mubteda olursa, fela tec'alu haber olursa burada cezaya benzeme var mı? Burada mubteda habere sebebiyeti var mı? Evet. Ey ellezî haffekum bihâzihil âyâtil azîmeti. O Allah ki ardı firaş yapmayla, semayı bina yapmayla, semadan yağmuru yağdırmayla, o semadan yağan yağmurla meyveleri çıkartmayla, bu nimetleriyle sizi kuşatan Allah ve delâilin neyyireti parlak, açık, vadih delillerle sizleri donatan, o deliller ki eşşahideti bil vahdaniyeti, Allah'ın vahdaniyetine ne ediyorlar? Şehadet ediyorlar. Ey ellezi hafekum bihazil ayatil azimeti ve delailin neyyireti şahideti bil vahdaniyeti. O zaman madem Allah bu delillerle sizi koşatmış, bu ayet, büyük ayetlerle sizi koşatmış, o zaman fela tettehizu. Bak o buna sebeptir. Yani ayat-ı azimeyle sihat etmesi, delail-i münneyyire şahideyle, şahide bil vahdaniyetle sihat kuşatması, o ona şerik edinmemeye sebeptir. Bakın muhtedar bu habere sebeptir. Öyleyse fela tettehizu lehu şurekâe. Bu haber bak bu sebep oldu. Abla anlıyorsun. اَلَّذ۪ي حَفَكُمْ بِهَذِ الْآيَاتِ الْعَزِمَةِ وَالْدَلَائِ لِنَّ يِرِتِ شَاهِدِ بِالْوَحْنِيَانِيَةِ Sizi bunlarla kuşatan, kuşatan Allah'a şerik edinme. Niye? Çünkü bu ayate azime şerik koşmamaya sebeptirler. Bu delaile neyire şahide bil vahdaniyet şerik koşmamaya sebeptirler. اَلَّذ۪ي حَفَكُمْ بِهَذِ الْآيَاتِ الْعَزِمَةِ وَالْدَلَائِ لِنَّ يِرِتِ شَاهِدِ şahidet bil vahdaniyeti. Bu muftedardır, fiyal-ı şerde benziyor sebep. فَلَا تَتَّخِذُ لَهُ شُرَكَى Bu haberdir ama ceza-u şerte benzeyen bir haberdir. وَنِدُّ الْمِسْلُ Nid ne demek? Misl demek. Endat, nidin cem'idir, o zaman emsal demek. Oldu. Yalnız misl ile nid arasındaki fark diyor ve la yuqalu
ve la yuqalu nid denilmiyor. Ve la yuqalu ne denilmiyor? Nid denilmiyor. İlla lil mislil muhalifil munafi. O misil ki muhalif ve munafi. Yani o misil ki diyelim bunun misli. Neye? Yok. Bunun niddi. Neye denilir? O bunun misli ki buna muhalif ve buna munafi, buna terstir. Ha, o misle nid denilir. Yoksa her misle değil. Diyelim iki şey birbirine benziyorlar, bir araya gelebiliyorlar, aralarında munafat, muhalefet yok. O misle nid denilmiyor. Nid neye denilir Abdullah? O misil ki muhariftir kendisine, munafidir, ha o misle nid denilir. Bak Allah'a endat kılmayın. Yani Allah'a muhalif ve munafi emsalları edinmeyin. وَنِدُّ الْمِسْلُ اَمَا وَلَا يُقَالُ نِدْ اِلَّا لِلْمِسْلِ الْمُخَالِفِ الْمُنَافِي وَمَانَ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ نِدٌ وَلَا ضِدٌ وَمَانَ قَوْلِهِمْ لَيْسَ لِلَّهِ نِدٌ وَلَا ضِدٌ. Hani Allah'ın niddi, Allah'ın dıddı yok diyoruz ya, bunun manası nefyu ma yesuddu meseddehu, Allah yerine kaim olan bir ilahi nefetmektir. Murat dikkat edin. Ve mana kavlim leyse lillahi niddun ve la diddun. Leyse lillahi niddun, bunun manası nefyu ma yesuddu meseddehu. Bu leyse lillahi niddundan çıkar onun manası. Ve la diddun ve nefyu ma yunafihi. لَيْسَ لِلّٰهِ نِدُّنْ وَلَا دِدُّنْ. Ne demek? Nid yok. نَفِي مَا يَسُدُّنْ مَسَدَّهُ. Allah yerine geçen bir ilah yok. Dıd yok. Öyle değil mi? وَنَفِي مَا يُنَافِهِ. Allah'a münafi olan nefretmek. Dıd yok, münafisi yok. Nid yok, onun yerine geçen bir ilah yoktur. Hele ibare oku Abdullah. وَالنِدُّ الْمِسْلُ وَلَا يُقَالُ إِلَّا لِلْمِسْلُ. وَلَا يُقَالُ denilmiyor. Ne denilmiyor? Nid. Aferin. Nid denilmiyor. İlla لِلْمِسْلِ الْمُخَالِفِ الْمُنَافِ. Muhalif ve münafi olan misillere nid deniliyor. Yani Allah'ın niddi yok. Allah'a nid edinmeyin. Allah'a endat edinmeyin. Yani Allah'a muhalif, münafi ilahlar edinmeyin. وَمَانَ قَوْلِهِمْ Arapların kavli yahut da ulamaların kavli لَيْسَ لِلّٰهِ نِدُّنْ وَلَا ضِدُّنْ, bunun manası وَمَانَ مُفْتِدَ oluyor. نَفِي مَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ, bu لَيْسَ لِلّٰهِ نِدُّنْ manasıdır. وَنَفِي مَا يُنَافِهِ وَلَا ضِدُّنْ manasıdır. Lafı neşri nedir? Murattardır. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, hal siz biliyorsunuz اَنَّهَا, bu endadlar, bu putlar, siz biliyorsun ki la tahluku şeyen, bir şeyin yaratmadıklarını, bunlar sizi ve herhangi bir şeyi yaratmadığını bildiğiniz halde siz nasıl bu putları Allah'a şerik koşuyorsun? Anlıyorsun Şaban Ali? Ve entum ta'lemune. Entum mubtada, ta'lemune fiil. Ve ufal mef'ulü nedir? اَنَّهَا لَا تَخْلُقُ شَيْيَنْ مَفْعُلُ وَاَنَّهَا لَا تَخْلُقُ شَيْيَنْ اَنَّ ismi haberiyle beraber burada mahzuftur. تَعْلَمُونَنَا ne olur? Mef'ulu olur. Siz وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّهَا لَا تَخْلُقُ شَيْيَنْ وَلَا تَرْزُقُ, kimseye bir rızık vermezler. Ya kimseyi rızıklandırmayan, bir şeyi yaratmayan cansız heykeller Allah'a nasıl endad olabilir? Siz nasıl bunları Allah'a endad, emsal kılabiliyorsun? Halbuki وَاللّٰهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ, halık olan Allah, bu اَنَّا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا, razık olan Allah'tır, kuvvela terzuku dedik ya, halık Allah, halık razık Allah'tır, Allah'ın gerisi değil, bu putlar halık değiller, razık değiller. Peki o zaman siz nasıl bunları Allah'a
emsal, nazir, şerik kabul ediyorsun. Siz nasıl bunlara ibadet ediyorsun? Nasıl ibadetinizde bunları Allah'a ortak kılıyorsunuz? Ve entum ta'lemunenin mehulun mahzuftur. Nedir dedik? Enne Allah tahluku şeye. Ev mef'ulu ta'lemune metrukun. Ta'lemunenin mef'ulu nedir? Metruktur. Ta'lemunenin mef'ulu metruktur. Ne demek? Terk edilmiş. Bakın dikkat edin. Yani terk edilmiş, mahzuftur demek değil. Eğer burada metruk manı mahzufsa, enne Allah tahluku şeyin, o da mahzuftur. Aynıdır. Mana metruktur. Ey ve entum min ehlil ilmi. Ve entum ta'lemune, siz ilim ehlisiniz. Yani metruktur demek burada mef'ul yoktur. Burada mutadi olan ve entum ta'lemune, ta'lemunenin fiili, mutadi olan bu fiil lazime yerine nazil edilmiş. Ve entum ta'lemune, siz bir şeyleri biliyorsun değil. Siz ilim ehlisiniz. Ey ve entum min ehlil ilmi, bununla işaret etti ki burada mef'ulun metruk olmasından gaye, amaç mef'ul yoktur. Mutaadi fiil, lazimi fiil yerine nazil edilmiş demektir. Oldu mu? Peki madem siz ehli ilmsiniz, ve entum ta'lemun, ey ve entum min ehli ilmi, siz nesiniz? İlm ehlisiniz. Peki siz ilm ehlisiniz. Hal ve ca'lul esnami lillahi endaden, putları Allah'a şüreka kılmak, bu da gayetul cehli, son derece cehildir. Cehlin gayetidir, zirvesidir. Peki nasıl oluyor ki? Siz ilim ehlisiniz. Siz ilim ehlisiniz. Ama putları Allah'a şerik koşuyorsun. Bu da cehlin gayetidir. Bir ilim ehline bu yakışmıyor. Nasıl oluyor? Yüce Allah şiddetli bir şekilde putperestleri yaptıklarından uyandırıyor. Ey kullarım, uyanın. Bakın siz ilim ehlisiniz. Bu yaptığınız fiil de cehlin ta nihayeti gayetidir. Bu size yakışmıyor. Bunu yapmayın. Vazgeçin. Ve entum ta'lemun, ister ta'lemun lazım olsun, ister mutadi olsun. Ta entum mubtada ta'lemune enne la tahluku şey'en veya ve entum ta'lemune entum min ehli ilim mubtada haber. Bu cümle ne olur? Vel cümletu halun mined damir fi felâ tec'alû. Felâ tec'alû'daki vava ne olur? Hal olur. Felâ tec'alû lillâhi endâden hal ve entum ta'lemûn. Siz ilm ehlisiniz. Veya siz biliyorsunuz bunlar bir şey yaratmıyorlar. Bir şeyi rızıklandırmıyorlar. Siz nasıl buna ne ediyorsun? İbadet ediyorsun. Nasıl bunları Allah'a şerik koşuyorsun? Anlaşıldı değil mi? Hele onu. Bugün yeterli olsun bu kadar. Odur. Hani semerete baktın diyor, hani semerat, semeretunun cemidir. Semeretünden meyvelerin cemaatlerini alıyoruz. O zaman elif ta ile cem olmasından böyle bir nokta çıkar.
suyla çıkarılan meyveler bir iki nev değil. Çok nevlerden ne ediyorlar? Oluşuyorlar. Bu sefer her nev binlerce, trilyonlarca efradlardan oluşuyor. Buradaki cem'u kılle ne manasındadır? Cemaat manasında olan semeretünden nedir? Cem'edir. Semeretünün cem'idir. O olunca artık müfredi birkaç efrad değil, müfredi birkaç envadır. Her bir nev'ün de belki trilyonlarca efradları var. Yeterli olsun. 22. ayet bitti. 23. ayetin başında duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب